Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 64'teyiz. Doğrunun analitiğine devam ediyoruz soru çözümüne. Birinci sorudan başlayalım. Analitik düzlemde x artı 3 x 6 eşittir 0 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Grafiğin özellikle seçeneklere baktığımızda eksenleri kestiği yerler verilmiş, belirtilmiş. Eksenleri kestiği yerleri bulmak için x yerine 0 yazdığımda y eksenini kestiği yeri buluruz. Yani x yerine 0 yazdım. 3 y eksi 6 eşittir 0. 3 y eşittir 6. y eşittir 2 olur. y eksenini 2 de kesecek. y yerine 0 yazdığımda x eksi 6 eşittir 0. Yani x eşittir 6 olacak. Yani y'yi 2 de x'i 6 da kesecek. Buna uygun olarak Adana'ya bakıyoruz. y'yi 2 de x'i 6 da doğru. Bursa yanlış. Ceyhan x'i kestiği yeri doğru vermiş ama y'yi kestiği yeri eksi 2 vermiş. Yanlış. Burada her ikisi de yanlış. Burada da zaten doğru bir şey yok. O yüzden cevabımız Adana. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde doğrusu neyimi m1 doğrusu neyimi m2 doğrusu neyimi m3 olduğuna göre bunların sıralanışı soruluyor. Doğrular da birinci doğruda hepsi eşitliğin aynı tarafında x'in katsayısı 3 Y'nin katsayısı eksi 4. işaret değiştirdiğim zaman artı 3 bölü 4 olur. M1. M2'ye gelelim. Yine x ve y aynı tarafta. O yüzden aynı yöntemi uygulayacağız. X'in katsayısı 1. Y'nin ki eksi 2. işaret değiştirdiğim zaman artı 1 bölü 2. Üçüncü de y farklı tarafta x'e göre. Yani burada y'yi yalnız bıraktığınızı düşünün. Yani 5'i diğer tarafa atın. 5'in çok büyük katkısı yok eğimde. Her tarafı yani tüm terimleri 3'e böldüğünüzü düşünün. Ne olacak? Y yalnızken 5 bölü 3'e diğer tarafa attığımızda x'in kat sayısı 2 bölü 3. Yani m3 2 bölü 3 arkadaşlar. Hepsi de pozitif. Bunları kıyaslamamız lazım. 1 bölü 2 var. 2 bölü 3 var. Ve 3 bölü 4 var. 1 bölü 2 m2 2 bölü 3 m3 3 bölü 4 de m1. Hepsinin paydasını 12 de eşitlersek bunu 6 ile 2 bölü 3'ü 4 ile 3 bölü 4'ü de 3 ile genişlettiğimde 6 bölü 12, 8 bölü 12 ve 9 bölü 12 elde edilir. Yani en büyük m1, en küçük m2. Yani cevabımız denizli. 3. sorudayız. Şekildeki verilenlere göre D doğrusunun eğim açısı kaç derecedir? D doğrusunun eğim açısı soruluyor. Burada D doğrusuyla eğim açısı 135 derece olan bir doğru B noktasında kesişmişler. B noktasından x eksenine dikme inersek 135'in bütünleri 45 olduğu için 90 45'ten B açımızda 45 olur. Yani burada bir ikiz kenar dik üçgen oluşmuş olur arkadaşlar. Bu ikiz kenar dik üçgende kenar uzunlukları eşit olacak. Ve B noktasının apsisi 1 olduğu için şuraya H dersem. Farklı renkle yazalım. O harfi ile H harfi arası bir birim. O ile C harfi arası 3 birim olacağı için Hc'ye ne kalıyor? 2 kalıyor. H, HC2 ise ikiz kenar dik üçgen olduğu için BH'da 2'dir. Yani biz buradan Y'ye ulaşmış alıyoruz. Yani Y'nin ordinatı 2. Buradan şöyle devam edebiliriz. 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden hareket edebiliriz. B noktasında A noktasında koordinatlarını biliyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Açının tanjantından da hareket edebiliriz. Alfa açısı diyebiliriz ve A noktasının absisi eksi 1 olduğu için OA arası bir birimdir. Yani ah 2 bh 2 burası da ikizkenar dik üçgen olur. Yani alfa açısı 45 derece olur. 90 45 45 üçgen olur. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorudayız. Analitik düzlemde ABCD karesinin D köşesi x eşittir 3 y doğrusu üzerindedir. Bu doğrunun üzerinde olduğu için doğrunun denklemini sağlamalı. A'nın koordinatları 3'e 0 olduğuna göre D ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi. Hangi doğrunun denklemi? D ve B'den geçen. Doğrunun denklemini yazmak için eğim açısı. Bunun yanında geçtiği bir nokta ya da iki tane noktasını bilmemiz yeterli. Burada iki noktaya e, ulaşabilir miyiz? Şöyle yapalım. D noktasından hareket edelim. Genelde bir doğru ve şekil verildiğinde bu ikisinin kesişim noktasından hareket edilir. D noktasının apsisi A'nın apsisiyle ile aynıdır. Çünkü burası dik. Yani y eksenine paralel olduğu için uzaklıklar aynı olacak arkadaşlar. Yani D'nin apsisi 3. Doğrunun denklemini sağlaması gerektiği için x'in 3 cihazında Y'ne geliyor? 1 geliyor. Ordinatı da o zaman ne olmalı? 1 olmalı. Bu bize aslında neyi veriyor? Karenin bir kenarını veriyor. Çünkü A noktası ile D noktası arası uzaklık karenin bir kenarı. Bu 3'e 1, bu 3'e 0. Aradaki fark 1 bir birim. O halde A, B de 1 bir birimdir. B noktasının apsisi de 4'tür. Çünkü buraya kadar 3'tü. 1 bir birim daha geldik. 4'e 0. Şimdi 2 noktası bilinen doğrunun denkleminden yazabiliriz. Önce eğimi bulalım. Y'ler farkı. D noktasından B noktasını çıkaralım. 1-0 bölü 3 4'ten 1 bölü eksi 1 yani eğim eksi 1. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı yapacağım. D noktasını ter, pardon B noktasını tercih ediyorum. B noktasının Y'si 0 absesi 4. İşler dışarı yaptım. Eksi x artı 4 eşittir. Y hepsini sağ tarafa alsam x artı y eksi 4 eşittir 0 olur. Yani cevabımız burs olur. Bunu şu şekilde de çözebilirdik. Zaten b açısı x 80 ile 90 derecelik açı yapıyor. Ve karenin köşegeni açı olduğu için 45 derecelik açıyla gidiyor. Yani şu açımız denklemini yazdığımız doğrunun eğim açısı 135 derecedir. Ve tanjant 135'ten eğim eksi 1'dir. Yani eğim bulurken biraz daha kısaltabilirdik. Beşinci sorudayız. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları dik kesişiyor. Şekilde de görüyoruz. B noktasının ordinatı kaçtır? Zaten absesi sıfır. Bize ordinatı sorulmuş. Şimdi bakın şu noktanın yani D1 doğrusunun Y ekseni kestiği noktada e, X ekseni kestiği noktada e, eşit uzunlukta. Yani 4'e 4. Yani üçgenimiz ikiz kenar dik üçgen. 90 45 45 üçgeni. Şuradan devam etsek. 90'ın bütünleri de 90. Bu açımız da 45. Ters açıdan burası da 45. 90 sa 45 üçüncü 3. açı 45. zaten biz iki noktasını biliyoruz. Yani D2'nin x ekseni 2'de kestiğini biliyoruz. Burası 2 iki birim. İkiz dik üçgen olduğu için burası da 2 birim. Zaten bu bize neyi veriyor? B noktasının ordinatını veriyor. Yani cevap 2'dir. Bunu şu şekilde de yapabilirdik ama uzun olurdu. D1'in denklemini yazacağız. Ya da denklemini yazmamıza gerek yok. Eğimi belli. Eğimi D1'in artı 1. Çünkü eğim açısı 45. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. D2'nin eğimi de eksi 1 olacak. Eğimi ve geçtiği bir nokta bilinen doğrunun denkleminden D2'nin denklemini yazacağız. Ve y eksenini kestiği yeri bulmak için x yerine 0 yazacağız. 6. sorudayız. Analitik düzlemde 1'e 3 ve (5, e 7 noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta dikmesinin denklemi. Şimdi bir doğru parçası temsili çizelim. Uç noktalarımız A 1'e 3 ve B (5, eksi 7. Bu doğrunun bu doğru parçasının orta dikmesini yani öyle bir dikme böyle bir doğru çizeceğiz ki bu doğruyla dik kesişecek bu doğru parçasıyla ve ortadan ikiye bölecek. Öncelikle şu iki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatlarını bulabiliriz. A noktası ile B noktasının aritmetik ortalaması orta noktayı veriyordu. 1 ile 5'i topladım. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 ile eksi 7'yi topladım. Eksi 4 2'ye böldüm. Eksi 2 c noktasının koordinatları 3'e eksi 2. Şimdi ben denklem yazacağım. Bir noktayı biliyorum. Bir de en azından ne lazım? Eğim lazım. AB doğrusunun eğimiyle denklemini yazacağım. Doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Çünkü dik kesişiyorlar. AB doğrusunun eğimini bulalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapıyorum. A'dan B'yi çıkarıyorum. 3 eksi eksi 7 bölü 1 eksi 5. Yani 10 bölü Eksi 4. Sadeleştir. 2'ye böl 5. 2'ye böl. Eksi 2. AB doğrusunun eğimi 5 bölü 2 ise denklemini yazacağımız doğrunun eğimi e, çarpımı eksi 1 olacağı için önce ters çeviriyorum. Eksi 2 bölü 5 işaret değiştiriyorum. Artı 2 bölü 5. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapacağım. Geçtiği nokta 3'e eksi 2. Burada işler dışarı yaparsak 2x eksi 6 eşittir 5y. Burada artı 2 var 5 ile çarptık artı 10. Hepsini sağ tarafa ya da sol tarafa fark etmez. Önce bir sola alalım. Şıklara bakarız. 2x eksi 5y eksi 16 eşittir 0. Seçeneklere bakıyorum. Edirne'de mevcut cevap Edirne. Yedinci sorudayız. Analitik düzlemde y eşittir 1 bölü 3 x artı neye doğrusuna dik olan ve x eksenini 1'e 0 noktasında kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu doğru dik ise dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Bu doğrunun eğimi x'in katsayısı 1 bölü 3. 1 bölü 3 ile neyi çarparsam 1 olur. Ters çevirdim 3 bölü 1'den 3 işaret değiştirdim 3. Eğim 3 geçtiği nokta 1'e 0. O halde eğimi ve 1 noktası bilinen doğrunun denkleminden yazıyorum. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Noktanın y'si 0. Noktanın x'i 1. İşler dışlar yapıyorum. Eksi 3 x artı 3 eşittir. Y hepsini sağ tarafa alsam. Y artı 3 x eksi 3 eşittir 0 olur. Seçeneklere bakıyorum. Y artı 3 x eksi 3. Evet. Denizli'de mevcut. 8. Sorudayız. Analitik düzlemde 4 e 3 noktasının denklemleri 2x artı y eksi eşittir 0 ve 3x eksi 2y eksi 5 eşittir 0 olan doğruların kesişim noktasının uzaklığı, yani A noktasının bu iki doğrunun kesiştiği noktaya uzaklığı iki nokta arası uzaklık hesaplayacağız. Öncelikle bu iki doğrunun kesişim noktasını bulmalıyız. İki doğrunun kesişim noktası, iki doğrunun ortak çözümü ile hesaplanır. Yok etme metodunu kullanırsak üstteki denklemi 2 ile çarptığımda ve taraf tarafa topladığımda y'ler gidecektir. 4x 3x daha 7x. Y'ler gitti. Eksi 2, eksi 5, eksi 7. 7x eşittir 7 ise x eşittir 1'dir. x 1 ise herhangi birinde yerini yazalım. Üstte yerini yazalım mesela. 1 yazdım. 2 çarpı 1. 2 artı y eksi 1 eşittir 0. 2 eksi 1, 1 diğer tarafa attım. Eksi 1. Yani kesişim noktaları B noktası olsun. Apsisi 1, ordinatı eksi 1. Şimdi ben AB arası uzaklığı hesaplayacağım. Karekök içinde x'ler farkının karesi. x'ler farkı A'nın x'i 4, B'nin x'i 1. 4 eksi 1'in karesi. Y'ler farkı A'nın y'si 3, B'nin y'si eksi 1. 3 eksi eksi 1'in karesi. Yani 4 eksi 1'den 3, 3'ün karesinden 9. 3 eksi 1 artı 1 yani 4 yapar 4'ün karesinden 16. Topladık 25 yani 5. Cevabımız Edirne. 9. sorudayız. x artı 2 artı 2 k eşittir 0 ve x eksi 3 artı 3 k 3 eşittir 0 doğrularının x ekseni üzerinde kesişmeleri için k elemandır sayı k veya sayısı yani kaç olmalıdır? Şimdi eğer bu ikisi x ekseni üzerinde kesişecekse y'leri sıfır olmalı. Yani kesişim noktalarının ordinatları sıfır. O halde direkt y yerine sıfır yazalım. Bu durumda x artı 2k eşittir sıfır. Diğerinde de x artı 3k eksi 3 eşittir sıfır olur. Biz burada neyi arıyoruz? k'yı arıyoruz. x'leri yok edelim. Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Eksiyle çarptım artı x eksi x gitti. 2k yukarıdan geldi. Buradan eksi 3k ve artı 3 geldi. Sıfırlar zaten yine sıfır. 3, 2k eksi 3k'den eksi k diğer tarafa atarsam artı k eşittir 3 olur arkadaşlar. Cevap Ceyhan olur. Analitik düzlemde y eşittir 2x artı a ile y eşittir eksi 2 doğrusunun kesim noktalarının apsisi 3 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi y eşittir eksi 2 doğrusuyla ile bunun kesim noktası. Yani bir kere y eşittir eksi 2 doğrusunun üzerindeki tüm noktalar Şöyle gösterelim yine. Y eşittir eksi 2'yi görelim. çizdik. Bu doğru üzerindeki tüm noktaların zaten ordinatları eksik. E absis de 3 ise noktayı gösterelim. Bu kesişim noktası 3'e eksi 2'dir kesinlikle. Bu nokta diğer doğrunun da noktası ise sonuçta iki doğrunun kesişim noktası. Hani şöyle bir şey gösterebiliriz. Tam güzel olmadı ama. y eşittir 2x şöyle bir şey olsun temsili. Evet bu doğrunun da y eşittir 2x artı a doğrusunun da üzerinde olduğu için arkadaşlar doğrunun denklemi sağlamın. Yani bu doğrunun denkleminde y eşittir 2x artı a da x yerine 3 y yerine eksi 2 yazıyoruz. Bu durumda Eksi 2 eşittir. 6 artı a yapar. 6'yı diğer tarafa attığımda eksi 6 yapacak. Eksi 2 eksi 6 daha. A eşittir. Eksi 8 olacak. Cevap Bursa. 11'deyiz. Analitik düzende 3x artı 2 artı 12 eşittir 0. Doğrusunun koordinat eksenleriyle oluşturduğu üçgenin alanı. Bu doğrunun eksenleri kestiği yerleri bulalım. 3x artı 2y artı 12 eşittir 0. 0 x yerine 0 yazdığımda 2x artı 12 0 2x eşittir eksi 12 2x eşittir eksi 6 gelir. y yerine 0 yazdığımda 3x artı 12 eşittir 0 12'yi diğer tarafa attık eksi 12 3x eksi 12 ise x eşittir eksi 4 yapar. Şimdi bunları koordinat sisteminde gösterelim. Biraz daha yukarıdan ve soldan. X eksenini eksi 4'te Y eksenini eksi 6'da kesecek. Buna göre çizelim. Bu iki noktayı birleştiriyoruz. Doğru denklemi bu. Grafiği bu. Bu doğrunun koordinat eksenleri diyor. X ekseni de çizdim. Tekrar Y ekseni de çizdim. Bu üçünün arasında kalan bölge şuradaki dik üçgensel bölgedir. Bu üçgenin alanı Sonuçta burada bir dik üçgen olduğu için dik kenarların 4'ü 6 çarpımı bölü 2'dir. Yani 24 bölü 2'den cevap 12'dir. Analitik düzlemde x eşittir. Eksi 3 ve y eşittir 4. Doğrularının eksenlerle sınırladığı bölgenin alanı. Koordinat sistemini çizelim. Doğrularımızı çizelim. Doğrular x eşittir eksi 3 yani y eksenine paralel ve x eksenini 3'te kesen doğru. Diğer ise y eşittir 4. Bu da x'e paralel ve y eksenini 4'te kesen doğru. Bu ikisini çizdik. Eksenlerle sınırladığı bölge yani y ekseni de çizdik. Aynı şekilde x ekseni de çizdik. Bu dördünün arasında kalan bölge Şurada oluşan dikdörtgensel bölgedir. Bu dikdörtgenin kenarları da bellidir. Yani şurası 3 birim, diğer kenar ise 4 birimdir. Y eşittir 4'ten dolayı. Dikdörtgenin alanı dik kenarların çarpımı ile hesaplanır. 3 çarpı 4'ten cevap 12 olur. 13. sorudayız. Yukarıdaki şekilde x eksi 3c artı 6 eşittir 0 ve x artı 3c eksi 12 eşittir 0 doğruları ile eksenler arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Taralı bölge dörtgensel bir bölge arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? ABC B, üçgenin alanından B, O'nun alanını çıkarabiliriz. B, D, O'nun alanını hesaplamak için şu doğrunun x eksi 3c artı 6 eşittir 0 doğrusunun eksenleri kestiği yerleri bulmalıyız. Y yerine sıfır yazdığımda x eşittir. Eksi 6 gelir. Yani OB arası 6 birim. X yerine 0 yazdığımda Y eşittir. 2 gelir. Yani OD arası da 2 birim. Yani alan BOD eşittir. 6 çarpı 2 bölü 2'den. 12 bölü 2'den 6 birim karedir. Büyük üçgenin alanı Yani alan ABC'yi hesaplamak için ne yapmalıyız? Arkadaşlar Önce BC tabanını bulmalıyız. BC tabanını bulmadan önce önce 3C artı x eksi 12 eşittir 0 doğrusunun x eksenini kestiği yeri bulmalıyız. Y yerine 0 yazdığında x eşittir 12 gelecektir. OC arası 12. Yani BC tabanı 6 buradan 12 buradan 18 birim. Bu tabana ait yükseklik nereden inilecek? Bu tabana gören açı olan A'dan inilecek. A'dan dikmeye indik. Şimdi A'dan inlendik mi? Aslında A noktasının ordinatıdır. Yani A, B dersek burası B'dir. Kesişim noktasının ordinatını bulmalıyız. Denklemleri de ortak çözmeliyiz. Dolayısıyla iki denklemi alt alta yazıyorum. Özellikle de şöyle aynı sırada yazalım. Özellikle de ben kesişim noktalarının ordinatını Y'sini aradığım için X'i yok edelim. Yani Herhangi birini üsttekini eksiyle çarp tarafa tarafa, tarafa, tarafa zaten x'ler gidiyor. Artı 3c, 3c, 6y. Eksi 6, eksi 12, eksi 18 yapacak. Buradan 6y eşittir 18, y eşittir 3 yapacak. Yani yükseklik 3. Bu durumda alan ABC tabanımız 18, yüksekliğimiz 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den şöyle sadeleştirelim. 27 birim kare. O halde taralı bölgeyi bulabiliriz. Taralı bölge alan ABC yani 27 6'dan 21 birim kare olur. Yani cevap Edirne olur. 14. sorudayız. Analitik düzlemde şekilde 2x artı y x altı eşittir 0. x artı y x altı eşittir 0 doğruları y eksen üzerinde kesişmektedir. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Taralı bölge ABC üçgeni. Bu üçgenin BC tabanını bulup bu tabana ait yüksekliği de BC'ye gören açıdan A'dan indiğimizde AO olduğunu görüyoruz. AO ile BC'nin çarpımı bölü 2 taralı bölgenin alanını verecektir. A noktası her ikisinin de y eksenini kestiği yer. Yani her ikisinde de x'lerine 0 yazdığımızda aynı sayı gelecektir. Ve gerçekten de bakıyoruz. Y eşittir 6 geliyor. O, A arası 6 birim. Şimdi her ikisinde ayrı ayrı x eksenini kestikleri yerleri bulalım. 2x artı y eksi 6 denkleminde x'lerine 0 yazdığımda y eşittir 6 gelecek. Diğer denklemde x artı y X 6 eşittir 0 denkleminde pardon x yanı değil y yanı 0 vermemiz lazım. Onu zaten verdik. y yanı 0 verdiğinde 2x eşittir 6 x eşittir 3 gelecek. Burada da yine y yanı 0 verdiğinde x eşittir 6 gelecek. Yani b noktası yani ob uzunluğu 3 OC uzunluğu ise 6 olduğu için BC'ye ne kalıyor? 3 kalıyor. Yani üçgenin tabanı 3. Yüksekliği 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sadeleştiriyorum. Cevap 9 oluyor. Yani denizli.